Değerli izleyiciler, herkese mutlu günler diliyorum sağlıkla. Ve bugün özel bir konuğumuz var. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için öncelikle, her şeyden önce. Ben teşekkür ederim. Tabii Türkiye'nin birkaç gündür konuştuğu çok önemli bir konu var. 13 tane aktif hakemle yolları ayırdınız. Yani bu ne demek? Sezonun kalan sürecinde, kritik haftalarda içlerinde Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi önemli elit hakemlerinde olduğu 13 hakemle yollar ayrıldı. Şimdi bu kararın gerekçelerini konuşacağız. Çünkü son derece radikal bir karar. Yani bırakın Türkiye'yi, dünyada bile eşi benzeri görülmemiş derecede keskin bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Herkes, bütün kamuoyu öyle olduğunu düşünüyor. Çok önemli isimler ve sezon devam ederken, bitime 10 hafta kala bunların hakemliğinin bitirilmesi. Bu kararı nasıl aldınız? Neden aldınız? Hangi gerekçelerle? Veya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan veya kulüp başkanlarından herhangi bir baskı, telkin geldi mi? Pazartesi günü, pazar günü maç yönetip salı günü bu kararın alınması da bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Biraz bu konuyla keskin bir şekilde girelim. Çünkü kamuoyu merak ediyor efendim gerekçeleri. Evet, öncelikle... Nasıl oldu? Aslında isterseniz bir süreci, bu süreçten biraz bahsedelim ve o şekilde konuya girelim. Ve zaman içerisinde sizin de bu sorularınızı, hatta kamuoyunun beklediği bu sorulara yavaş yavaş cevap vermeye başlayalım. Şimdi aslında bu kararın açıklanması 48 saat olmadı. Aşağı yukarı birkaç saat sonra 48 saat olacak. 48 saat içerisinde çok fazla kamuoyunda bununla ilgili söylemler oldu. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. Bu aldığımız karar bir operasyon kelimesi veya bir temizlik gibi bir kelimelerle değerlendirme yapılmasını ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey, asla bir kararımız yok. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir çalışmanın, aslında bir projenin, Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımladığımız bir bölümüydü. Buna bu şekilde bakılmasını önemli aslında burada rica ediyorum. Çünkü çok fazla yıpratılıyor hakemlerimiz, kurumumuz, bizler. Hep birlikte bu futbola bir fayda sağlamıyor, hakemliğe bir fayda sağlamıyor. Bunun bir aslında bir proje olduğunu, bir sistem için bir çalışma olduğunu bilirsek ve eleştirilerimizi bu yönde yaparsak çok daha iyi olacak. Şimdi bir atandığımız güne dönersek, 27 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun teveccühüyle ben ve ekibim göreve geldik. O günleri de bir hatırlarsak aslında yaşanan o günkü yine eleştiriler vesaire konularda önceki MHK Başkanı'nın bir tasarrufu oldu ve 11. haftada göreve geldik arkadaşlarımla. Hemen bu göreve adapte olmak için, çünkü ligin selayetinin çok önemli. İlk önce ligin maçlarının oynanması, bütün liglerin, amatör kümeye kadar bütün liglerdeki maçların oynanması, sağlıklı bir şekilde oynanması, adil bir şekilde oynanması için devamı gerekiyor. Bunu sağlayacaktık ama bir yandan da yıllardır da konuşulan Türk futbol hakemliğinin gerçekten ihtiyacı olan bir değişim sürecinin başlangıç sinyalleri de verilmişti. Bir yandan da bu değişimi gerçekleştirmek için de bir projeyi takip etmek, üretmek, planlamak gerekiyordu. Bu bir stratejiye dayalı. Bir plan ve program yaptık. Başlangıçta bunu da yönetime sunarak onayımızı aldık ve 4 ay boyunca aslında herkese bir süre tanıdım ben bu konuda. Buna çalışma arkadaşlarım da dahil, kurulumdaki. Kendilerine de bunu söyledim. Sonuçta biz burada bir ekibiz. Yönettiğimiz bir futbol camiası, futbol hakem camiası var. Sorumluluklarımız var. Eğer biz burayı, biz Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak, bu hizmetin de kalitesi sorgulanıyorsa, bunu yukarıya çıkarmak için acaba ne yapmamız gerekiyor? Bu planımızı, programımızı uygularken de doğru yapıyor muyuz? Yanlışlarımız neler diye kendi içimizde de kendimizi sorgulamamız gerekiyordu. Bu mantıkla başladık arkadaşlarımla. Ve tabii en önemlisi, bu 4 aylık süre boyunca arkadaşlarımı, paydaşlarımı, hakem arkadaşlarımı, gözlemci hocalarımı
çok ince bir çalışmayla gözlemledik ve sonuçta 8 Mart günü bu kararı uygulamaya geçtik. Aslında şimdi hangi kriterlerle aldınız evet, efendim? Ondan da bahsedeceğim. Bu bir klasman belirleme. Bunun ismi klasman belirleme. Siz futbol camiası, hakem camiasını çok iyi tanıyorsunuz. Her yıl yapılır klasman belirleme. Alışık olmadığımız konu şu burada. Klasmanlar bir sezon başında Temmuz veya Ağustos aylarında belirlenir. Bir de devre arasında belirlenir. Ancak yine benden önceki MHK döneminde Sayın Serdar Tatlı'nın önerisiyle, yönetim kurulunun kabulüyle bir bu iki dönem yapılan klasman belirleme Merkez Hakem Kurulu'na 4 döneme çıkarıldı. Bu yürürlüğe girdi. Ben geldiğimde bu yürürlükteydi. Tabii bunun amacını sordum o dönemde. Bunu performansı düşük olan hakemler ve gözlemciler için yıl sonuna kadar, sezon sonuna kadar onlarla devam etmeme gerekçesi, performansı arttırmak için böyle bir uygulamaya gidildiği söylendi bana. Ben o zaman için aslında gerekliliğini ve önemini bu kadar, bugünkü kadar iyi anlamamıştım. Ancak bu geldiğim noktada, özellikle şu son 48 saatte bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördüm. Şimdi bu kriterler nelerdir sorusuna şöyle cevap vereyim size. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun bir Merkez Hakem Kurulu talimatı var. Bu talimatta kriter klasmanları belirleme kriterleri vardır. Bu kriterlerden tamamını veya bazılarını seçme hakkı verir Merkez Hakem Kurulu'na talimat. Ve bu orada bir algoritma var. Orada işte gözlemci notu, hakemlerin maç sayısı, maçların ağırlık derecesi gibi bir algoritma her an sizi sıralar. Bu sıralamaya göre yine talimatın cevaz verdiği %20'lik bir bölüm bir alt klasmana indirilir. Tabii size bu tanınan yıl içinde de iki defa ayrıca yapma şansıyla bir tarih belirlersiniz. O tarihte bir liste alırsınız ve bu listenin en altındaki %20'ye gelen arkadaşlarımız otomatik olarak bu algoritmanın öngördüğü performansa göre en altta kaldığı için bu arkadaşlarımız klasman düşer. Şimdi bu gördüğünüz isimlerin içerisinde oraya girmeyen arkadaşlarımız var. Bu bir soru işareti. Kamuoyu bunu merak eder. Şimdi burada klasmanları... Yani efendim, bu 13 isim bu algoritmanın veya işte bu sistemin getirdiği şekilde notları düşük olduğu, yeterli performans ortaya koyamadılar da diğer geride kalan hakemlerimiz 15 hakem veya işte sayısı ne bilmiyorum tam. Onlar çok yeterli, öbürküler mi yetersiz? O şekilde de bir değil, soru işareti var. Değil. Onu şöyle size izah edeyim. Şimdi bu klasman belirlemede 3 kategoride arkadaşımız var. Birinci kategorideki arkadaşlarımız aslında o performansta yer almayan, yine üst sıralarda yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş. İsimleri önemli derecede yıpranmış. Kendileriyle beraber Türk futbol hakemliği de güven kaybına uğratma aşamasına gelmiş olan maalesef arkadaşlarımız. Tabii bunlar aslında doğrudan onların elinde olan bir konu değil. Her yıl 30-40 maça çıktığınızda ister istemez yıpranıyorsunuz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız da zaman içerisinde çok fazlasıyla yıprandılar. Bir de hani bu evet bir hani bu sadece böyle düşündüğünüzde de önemli bir gerekçe olmayabilir ama buradaki tamam, efendim, en önemli peki, gerekçe. Yani şunu merak ediyor kamuoyu. En önemli soru işareti bu. Ligin 28. haftasında yarış devam ederken evet, bu kararın alınması. Evet, neden 10 hafta daha bekleyemediniz? Yani arkasında birçok soru işaretini beraberinde evet, getiriyor. Herkes diyor ki acaba neden? Hani dilim varmıyor söylemeye ama şaibe kelimesi de akla geliyor. Ne oldu? Bunun arkasında ne var? Perde arkası nedir? Ligi devam ederken, yarış devam ederken bu hakemler pazar günü, pazartesi günü maç yönetmişken salı günü nasıl böyle bir karar alınır bu kadar radikal? Evet. Ve işlerinde FIFA kokartlı çok önemli uluslararası düzeyde maç yöneten hakemler de var. İşte başta Cüneyt Çakır olmak üzere Halis Özkahya olsun, Fırat Aydınus olsun, işte Ali Palabıyık olsun. Bunlar uluslararası düzeydeki hakemler. Ve bir anda makasla kesermiş gibi bir kurdeleyi
bunlarla yolları ayırma kararı alıyor. Kamuoyu bunun arkasındaki nedenleri evet. lütfen tatmin edici bir şekilde cevap verirseniz çok sevinirim. Tabii tabii. Zaten yani... konuşmamın devamında o kategorilendirmede o biraz aydınlatacak sizi. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Orası çok önemli. Hiçbir arkadaşım, bu klasman dışında kalan arkadaşlarım başta olmak üzere. Yani siz pazar günü gecesi, pazartesi gecesi uyudunuz. Salı sabahı kalktınız, böyle bir karar mı aldınız? Hayır. Nasıl oldu? Bu işte o süreci bahsediyordum size. 4 aylık çalışmanın özellikle son 2 aylık döneminde bir takım gözlemlerle, ki bu gözlemlerin içerisinde eğitimlerimiz, seminerlerimiz, sağ içi performansımız, sağ dışı davranışlarımız, sınavlarımız, var kayıtları gibi bütün bu ölçütler değerlendirerek son 2,5 ayda bir rapor hazırladık. Şimdi şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Orası çok önemli lütfen. Sizin o dilinizin varmadığı, bizim gönlümüzün ve kafamızın, aklımızın hiçbir şekilde kabul etmeyeceği konu. Bu arkadaşlarımla birlikte şu an görevde olan bütün arkadaşlarımı hiçbir suç örgütüyle, adını anmak bile istemeyeceğim suç örgütü ve diğer suç örgütleriyle veya illegal işlerle ilişkilendirilmesinden son derece rahatsızım. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin bu konularla hiçbir ilgisi olmamıştır. Zaten bu devletin biliyorsunuz gerekli mekanizmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başta hakemleri olmak üzere bütün çalışanlarını, bizler de o süreçten geçtik, her zaman bir inceleme, soruşturma yapar ve ona göre biz görev alırız. Kesinlikle bunun altını tekrar çiziyorum. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin bunlarla ilgili bir şeyi yoktur. Bunun bu konuşulmasından da son derece MHK Başkanı olarak, kurulum olarak ve bizler kurum olarak çok rahatsız. Peki şunu soracağım, niye 10 hafta daha beklediniz? Evet. O önemli. Ona da değineceğim yani ama... zamanlama. Zamanlamaya değinmeden önce daha açık olması için bu 3 kategorideki arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Yılların yıpranmışla beraber, burası çok önemli Gültekin Bey. Bazı arkadaşlarımız maalesef bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içerisinde olmaya başladılar. Bu kurumun üstünde olan davranışların kasıtlı, bilerek veya bilmeyerek konusuna... Biraz açar mısınız kurumun üstündeki davranışların tabii, niteliğini? Tabii açabilirim. Şimdi bizim bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bir rol modellerimiz var. Bu arkadaş, özellikle bu rol modeli arkadaşlarımızın kendi konumlarından dolayı bu davranışlarının kendileri için çok normal olan ve bulundukları statülerinin verdikleri rahatlık ve onlara tanıdıkları ayrıcalıktan hakemlik sisteminin olumsuz etkilendiği tespitini yaptık. Bir defa Güntekin Bey, hür olmayan, düşüncesinde, davranışlarında hür olmayan değil bir hakem, hiçbir insan doğru kararlar veremez. Ki hakemlerinden beklenen en doğru olan şey rahat karar verebilmeleri, hür iradeyle karar verebilmeleridir. Bu en önemli görevimiz. Bu etkileşimin kuruma zarar verdiği, kurumu yıprattığına kesin kanaat getirdikten sonra bu 10 haftayı dahi beklemeden, çünkü bir gün bile beklemeye aslında Türk futbolunun tahammülü yok. Sadece bizim değil, Türk futbolunun tahammülü yok. Çünkü her hafta aldığımız eleştiriler, her hafta aldığımız doğru veya yanlış konular, üzerimizden, Türk hakemliği üzerinden yapılan değerlendirmeler sadece bize değil Türk futboluna zarar veriyor. Biz de bunun bir parçası olmaktan çok işi sistemsel çözmek için başlangıçta yola çıktığımız projelerimizin bir parçası olan kurumun, sistemin önünde açmak için sistemde bu tıkanıklığa sebep olan kişileri de uygun bir şekilde yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Şimdi bu birinci kategorideki arkadaşlarım tamamıyla bu sebepten dolayı performansları yukarıda olsa bile bir tercih yapmak zorundaydık. Bu tercih kişiler değil, sistemdi. Sistemin ve toplumun faydası daha önemliydi. O yüzden bu arkadaşlarımızla klasman dışı bırakarak yolumuzu ayırdık. Şimdi ikinci ve üçüncü kategorideki arkadaşlarımız, bu çok önemli. Takip eden arkadaşlarım ve özellikle takip etmesini istediğim arkadaşlarım var. Buradan onlara da özellikle seslenmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı bulundukları liglerin yeterliliklerini maalesef kendilerine verilen süre içerisinde karşılık veremediler. Sadece benim dönemimde değil. Önceki kayıtları da takip ettiğimizde hepimiz takip ediyoruz. Tamam efendim, şunu soruyorum ben. Diyorum ki anlıyorum. Şimdi ben kendim için de sormuyorum bu soruları. Kamuoyunu aydınlatmanızı rica ediyorum sizden. Çok merak edilen konular var ve açık konuşmuyorsunuz.
Şimdi 10 hafta kala neden diyorum? Ona cevap vermiyorsun. Ona verdiğim cevap... Niye 10 maç daha beklemediniz? Evet, 10 maç daha beklemenin toplumsal... Biz ne yaparsak biliyorsunuz, buna kamuoyunun temin ederim, Türk futbolu ve Türk futbol hakemliği için yapıyoruz. Verdiğimiz karar bir gün bile beklemeye tahammülü yoktu. Çünkü genç arkadaşlarımız var. Pırıl pırıl arkadaşlar beklemekteler. Maç yöneten hakemler var işlerinde. Evet. Salı günü böyle bir karar alındı. Yani bu karar bu çok böyle aydınlık, herkesin kolay cevap verebileceği, koral anlayabileceği bir durum değil gibi bunlar. Yani evet. O yüzden çok soru işareti var. Karar 8 Mart günü aslında verilmedi Güntekin Bey. O yüzden belki biraz anlamakta zorluk çekiliyor olabilir. Son 1,5 aydır özellikle adım adım Sayın Federasyon Başkanıma rapor verdim. 8 Mart günü bu zaten listeyi yayınlayacağımızı kararını vermiştik. Bu 1,5 aylık, son 1,5 aylık çalışmanın geldiği noktaydı. Aslında o gün verilen bir karar değildi. Çünkü bütün her şeyden emin olmamız gerekiyordu. Siz bir karar verirken biz de yönetici olarak vicdanımızın da tam olarak rahat olması gerekiyordu. Eğer kasıtlı bir hareket, böyle bir şey varsa kamuoyunda, bencilce bir hareket olduğu düşünülüyorsa, zaten böyle bir yapım da olmadığı gibi arkadaşlarım da düşünecek olsam devre arasında böyle yapmak için çok rahat yapabilirsiniz. Ama o 2 aylık süre, 1,5 aylık süre yeterli değildi. Bir de şans vermek istiyordum. Şunu da bilmenizi istiyorum. Bu arkadaşlarıma zaman zaman küçük mesajlarla, zaman zaman açık uyarılarla bu mesajları verdim ama karşılık alamadım maalesef. Karşılık alamadığım için hani bir herhangi bir de dönüt olmadığı, düzelmedi olmadığı için artık 1,5 ayın son Peki, 1,5 ayın sonunda. Peki sizin şahsi fikrinizi merak ediyorum. Sizce, siz de eski bir hakemdiniz. Evet. Sizce Cüneyt Çakır kötü bir hakem mi? Değil. Veya Fırat Aydınus kötü bir hakem mi? Değil tabii ki. Veya Ali Palabıyık? Değil tabii ki. Hani Cüneyt Çakır medarı iftarımız. Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten, belki de Türk hakemliğinin geçmişinde hani Cüneyt Çakır, Ahmet Çakar, belki de üçüncü de Doğan Babacan gelir herhalde uluslararası standartlarda. Böylesine önemli bir hakem Dünya Kupası'nda maç yönetmeye hazırlanırken bu kadar radikal bir karar, lig devam ederken hani çok akla yatkın gelmiyor efendim. Evet, baktığınız nokta böyle olduğu zaman akla yatkın gelmiyor gibi düşünebilirsin ama biz Avrupa bile dediğim şaşırdı. Gibi UEFA, FIFA, neticede FIFA kokartlı bir hakemden bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda belki de görev alacaktı önümüzdeki yıl. Şampiyonlar Ligi'nin kalan haftalarında belki de görev alacaktı. Bir anda kendi liginde hakemlikten men edilmesi akla birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. Yani bunun arkasında ne var diye düşünülüyor. Arkasında siz operasyon kelimesini kullanmak istemediniz evet, ama öyle bir şey bu çok çünkü. Büyük bir operasyon. 13 tane hakemle ve bunların birçoğu, yarısına yakını önemli seviyede hakemlik yapmış isimler. Böyle bir lig devam ederken ligin bitimine 10 hafta kala Meksika liginde bile olsa, Arjantin liginde bile olsa bütün dünyada yankı yaratacak bir şey bu. 13 tane hakemle bir anda radikal bir şekilde ligin bitimine 10 hafta kala yolların ayrılması son derece radikal bir şey. Aslında bir sorunun cevabını tamamlayamadan geçtiğimiz için diğer soruya diğer soruya sebep oluyor ama onu tamamlamaya çalışayım. Belki hani o sorunuzda yani kategoriymiş, klasmanmış, performans, bunlar yeterli değil efendim. Tabii. Yani açıklamalarınız çok net, ifade edeyim, yeterli değil. Bunun arkasında federasyon mu var, kulüp başkanları mı var, sizin ve ekibinizin ne boyutta bu kararı alması? Yani hakikaten bu çok keskin bir Peki. şey. Yani Türk futbol tarihinde bırakın, dünya futbol tarihinde görülmemiş bir şey. Şöyle devam edeyim ben o zaman. Kaldığım yerden devam edeyim. Dediğim gibi zaten Türk futbol hakemliği için yapıyoruz ne yaparsak bunları. Bu 2 ve 3. kategorideki arkadaşlarım aslında bulunduğu ligin performansına yeterli düzeyde gelemediği için veya bir üst kategoriye çıkma için şansını yitiren arkadaşlarımız. Şimdi bu arkadaşlarım aslında hakemlik camiasının dışına çıkmadılar. Ya ben Mert Düzenge'yi sormuyorum zaten. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek gibi, Ali Palabıyık gibi isimler. İşte hani aslında bakış açımızın farklı olması bizim için bütün arkadaşlarımız aynı değere sahip. Tabii ki performansları değişik olabilir. Söylediğiniz en alt kategorideki amatör kümede oynayan, maç yöneten bir arkadaşımız da Süper Lig'in en üst seviyesinde maç yöneten bir arkadaşımız da bizim için aynı değere sahiptir. Sorumluluğumuz bu. O yüzden hani siz belki onu merak ediyor olabilirsiniz.
kamuoyu da onu merak ediyor olabilir ama biz eğer bir sistem konuşacaksak, sistem üzerinden beklenen değişiklikleri yapacaksak, kişisel fayda veya kişisel beklentileri veya kişisel değerler üzerinden çözümlemeye çalışırsak biraz zorlanırız çözmekte. Ben biraz oraya vurgu yapmak istiyorum. Bu arkadaşlarımla hani sizin onu merak etmediğiniz veya kamuoyu diyeyim, hani siz kamuoyunun sorularını asıl dile getiriyorsunuz tabii ki. Kamuoyunun merak etmediği arkadaşlarımızla biz yollarımıza devam edeceğiz. Ama nasıl? Eğer hakemlik yapmak isterlerse alt kategoride kendilerini yetiştirme şansı vereceğiz. Hakemlik yapmak istemiyorum derse gözlemci kadrolarında veya önümüzdeki sene VAR yatırımı yapıyoruz. Bir uzun süredir birincilikte VAR olacak biliyorsunuz önümüzdeki yıl. O arkadaşlarımızdan talep edenleri VAR'da çalıştıracağız. Şimdi tabii bunlar için bu hafta, önümüzdeki hafta içinde arkadaşlarımıza davet göndereceğim ve birebir görüşme yaparak kendilerinin beklentilerini dinleyeceğim. Şimdi bunun arkasında hiçbir kulüp ve hiç federasyonun hiçbir yetkilisi, bunu sordunuz. Yani olmadı. Siz listeyi hazırladınız. List, 13 evet. Tane hakemi. Nihat 13 hakem değil. Sundunuz yönetim kuruluna. 13 hakem değil, 31 kişi de. Tamam. 31 kişi, 31 tane hakem ve gözlemci. Buna zaten tek boyutta bakmamanın gözlemcisi faydası var. Gözlemci de var içinde tabii. Hakem ve gözlemci. Bu saydığım 3 kategorideki ama dediğim gibi 4 aylık gözlem ve son 1,5 aylık raporlamada buna göre, bu esaslara, çerçevesi çizilmiş esaslara göre bir liste hazırladım. Yani tamamen ve sizin ve ekibinizin inisiyatifinde ve bilgisi dahilinde olan bir karar değil mi bu? Şunu kesinlikle da, TFF yönetim kurulundan, başkanından, üyelerinden herhangi bir şey gelmedi mi size talep veya hiç kimseden baskı? Talep gelmedi. Buna Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız da dahil, hiçbir kulüp buna dahil olmadı. Zaten kendilerinde açıklaması var. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir ve Sayın Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e sunulan listedir. Bu listenin hazırlanmasından, sunulmasından, tabii Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine sunuldu, kabul edildi ama bu listeden tamamıyla ben sorumluyum. Peki Sayın David Ellery'in bunda dahli nedir? Sayın David Ellery'nin bununla ilgili hiçbir bilgisi yok. Zaten bilgisi olmadığını ve medyadan öğrendiğini de ifade eden söylemleri var. Sayın David Ellery biliyorsunuz Türk Futbol Hakemliği Sistemi için bir danışmanlık hizmeti yürütmektedir. Raporunu hazırlıyor. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde de sunmak için Türkiye'ye gelecek. Kendisine de zaten eğer talep ederseniz sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde ona da danışılmamıştır. Bu listeden de haberi yoktur. Peki Sayın Mete Kalkava'nın kararı için ne diyeceksiniz? Evet. Şimdi tabii bu kimse için kolay bir karar değil Güntekin Bey. Yani kamuoyunun da aslında şunu istiyor kamuoyu, anlıyorum. Ya vicdanlarına sığmasını istiyor. Her ne kadar her gün eleştirse de, kızsa da sonuçta bir evlat, bir arkadaş. Daha çok bizim için bu geçerli. Bu duygusal da bir durum. Kurumun menfaatini düşünürken aslında yıllarca görev yaptığınız arkadaşlarınızla, hocalarınızla, içlerinde hocalarımız olan büyüklerimiz de var. Onlarla bir şekilde dolaylı da olsa yolu ayırmış oluyorsunuz. Bu çok zor bir karar, duygusal bir karar. Tabii bir de bunun öbür tarafı var, yaşayan arkadaşlarımız. Bu duygusal durumu arkadaşlarımıza destek olmak için ben kendilerini davet ettim. Süper Lig ve birincilik hakemi arkadaşlarımız öncelikle. Orada onların bir izahata ihtiyacı var. İlk önce onların, sonra da bu açıklamadan sonra ve önümüzdeki hafta yapacağımız basın sohbetinden sonra veya o arada da olabilir. Bu arkadaşlarımızla da kendilerinin de birebir açıklamaya ihtiyacı var. Onu da arzu ederlerse yapacağım. Yani şimdi Mete Kalkava'nın dışında diğer hakemler de bu kararı protesto etmek için, arkadaşlarına destek olmak için bu hafta maç yönetmiyoruz derlerse ne yapacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder. Aidiyetimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nedir. Kişisel, bireysel kararlar, başkalarının kararlarına destek olmak bir tercih olabilir. Saygı duymam. Bir tercih olabilir. Yasal bir haktır biliyorsunuz. Tabii yapabilirler, herkes yapabilir. Ama bizde bir grev diye bir tercih yok. Bizde istifa edebilir. En doğal hakkı. Belli bir süre görev almak istemeyebilir. Güntekin Bey, 8828 insan kaynağımız var. 6719 tanesi hakem. Geri kalan gözlemci. Şimdi diyeceksiniz ki ya tabii ki Süper Lig yöneti. Hayır. Tecrübe çok önemli. Yapmak istediğimiz de bu. Aşağıda bekleyen o kadar çok genç arkadaşımız var ki bir kadroya oturduğunuz zaman o arkadaşımızın gitmesini bekliyoruz. Yıllarca B klasmanında, C klasmanında
bir kez üst liglerde düdük alttan çalmadan... gelen jenerasyonun yeterli olduğunu veya işte parlak olduğunu söyleyebilir misiniz? Kesinlikle söylüyorum, iddialıyım da. Zaten diyorum ya, bu 4 aylık bir çalışmanın aslında ilk göstergeleri. Biz devre arasında takip etmişsinizdir mutlaka. 10 tane pırıl pırıl, yaş ortalaması 28 olan, 28,5 düzeltiyorum, olan arkadaşımızı birinci lige kazandırdık. Şu an birinci ligde görev yapıyorlar ve takip ediyoruz. Onların fiziksel gelişimleri dair ayrıca takip eden bir grubumuz var. Antrenmanlarını, kitle yağ oranlarına kadar takip eden bir ekibim var. Onlar haftalık bana şey veriyorlar, rapor veriyorlar. Gittikleri maçlardaki gözlemci raporlarıyla yetinmiyorum. UEFA'dan gelen eğitimcilerimiz var. Larsen, Sayın Larsen ve Ulenberg. Türkiye'ye geldiklerinde özellikle bu genç arkadaşlarıma mentörlük yapmalarını rica ediyorum. Çok da güzel dönütler veriyorlar. Bu arkadaşlarımızın büyük bir kısmını, diğer birincilikte olan arkadaşlarımız da bu şu an için bunu gerekçelerle yollarımı ayırdığımız arkadaşlarımızın yerlerini alacaklar. Dolayısıyla da aslında kamuoyunun uzun süredir beklediği yeni yüzler, genç yüzler, yıpranmış yüzleri artık görmek istemiyoruz gibi söylemleri vardı. Doğrudan ona hizmet etmek istemiyoruz ama o da gerçekleşmiş oluyor. Hem de gençlerin önünü açmış oluyoruz. Şöyle düşünün, bu 10 arkadaşın aşağıda kelebek etkisi bir yarattığı bir etki var. O 10 tane B klasmanından A'ya geçen arkadaşımızın yerini doldurmak için C klasmanından bir mücadeleye girmiş. 2 aydır mücadeleye girmiş, yarışma ortamına girmiş arkadaşım var. Onların altında bölgesel amatörlükten C klasmanına girmek için çok genç, eğitimleri üst seviyede yabancı dilleri olan arkadaşlarım var. Bizim aslında görevimiz bir yerde bu duygusal durumdan, arkadaşlarımızın kişisel beklentilerinden sıyrılıp sistemi düşünme, Türk hakemliğinin geleceğini düşünme ihtiyacımız vardı. Bu duygusal, bu zor kararı, evet, almak kolay değil. Sadece taşın altına elimizi sokmadık, gövdemizi soktuk. Bu görünüyor, çok net. Ben burada Sayın Nihat Özdemir'e, Federasyon Başkanımıza, Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Sunduğumuz bütün projelere, raporlara en ince ayrıntısına kadar incelediler ve değerlendirdiler. Bu Türk futbol hakemliği için çok önemli olan yatırımlar. Bunların da meyvelerini kısa dönemde göreceğiz. Şimdi tabii şu da enteresan. Yani ben kendimce düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı öyle bir misyon edinmiş ki kendine. Dediğiniz gibi gövdemi soktum taşın altına. Gövdemizi soktum arkadaşlarımla birlikte. Öyle bir misyon edinmiş ki kendine, Türk hakemliğinde bu hani Bolşevik ihtilali gibi acayip bir devrim. Hani 1917 Rusya'da yaşanan devrimden bahsediyorum. Öyle bir devrim ki bu. Sizin yani nasıl bir misyon edindiniz kendinize bunu? Evet. Çok hakikaten çok radikal. Edindiğimiz misyon, ben ve arkadaşlarım, şuydu ve bu sözü verdik. Eğer bir hata görüyorsak, bir eksiklik görüyorsak, yıllardır yakındığımız konuları konuşmak yerine icraata geçmekti. Edindiğimiz misyon bu. Ha, diyeceksiniz ki ben bunu Sayın Yönetim Kurulu'na... Nasıl soyundunuz böyle bir misyona? Söyleyebilirim. Bunu açıklarım sizlere. Yani görevde değilken de kafanızda var mıydı böyle bir şey? Ben mutfaktan geliyorum Güntekin Bey. çok değerli, benden önce görev yapmış hocalarım beni alt liglerde hem hakem olarak hem gözlemci olarak alt lig bölgesel hakem komitelerinde görev verdiler, sağ olsunlar. Orada Anadolu'da çok fazla tecrübe edindim. Çok fazla insan tanıdım. Yönetimsel sorunları çok fazla gördüm. İletişime açık bir insan olduğum için de her zaman kanallarımı açık tuttum, dinledim, araştırdım. Tabii biraz da hani bunu akademik geçmişim de belki müsaade etti. Sorunu görüp ona çözüm üretme, kişisel bir yaklaşımım sadece futbol için, hakemlik için değil. Bu benim hayat tarzım. Bununla kafa yoruyordum ve çok fazla şekilde kaydım var. Çok fazla şekilde projem kaydedilmiş. Birçoğu da çöp olmuştur. Zaten biliyorsunuz 100 tane güzel fikirden bir tanesi ancak hayata geçer. Tabii ki böyle bir, sizin söylediğiniz gibi, çok özür dilerim, bir ihtilal, bir operasyon, bir böyle bir şey, böyle bir misyonla yola çıkılmaz. Ancak gördüğümüz aksaklığı pas geçmek, geçmemek, ona dokunmak, böyle bir misyonumuz var. Bu misyonumuza da devam edeceğiz. Bu ruhumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu bir taş, evet. Yani bu taş nasıl bir taş? Duygusal bir taş. Yani arkadaşlarımızın bu üzüntülerini veya kamuoyunun bu üzüntesine göğüs gerebilmek, kurumsal olarak göğüs gerebilmek, yönetici olarak göğüs gerebilmek, toplumsal faydayı önünü açmak için bu taşa gövdemizi sokmak da bizim için çok normal bir şey. Peki şunu soracağım, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemleri mutlaka tanıyorsunuz değil mi? Yani, tabii arkadaşlarım. Dostluğunuz var. Tabii arkadaşlarım. Peki bu kararın ardından konuştunuz mu? Henüz konuşmadım.
Çünkü zaten dediğim gibi halen 48 saat olmadı. Bir de çok aslında... Yani sizi arayıp da mesela bu hakemlerin içerisinde Ferhat Başkan neden böyle bir karar aldınız diyen oldu mu? Arayanlar oldu. Arayanlar oldu. Ben de bir açıklama yapacağımı, toplu bir açıklama yapacağımı, sonrasında da sizlerle bireysel görüşeceğimi, o zamana kadar beklemenizi tavsiye ederim. Yorum yapmamanızı tavsiye ederim diye kendilerine söyledim. Zaten benim tarzımda da tavsiye etmek, ben sadece söylerim. Yani hani dikte edecek bir durumda da olmak istemem. Tavsiye ederim. Dinlenir, dinlenmez. Dinlediler sağ olsun o arkadaşlar, ama diğer arkadaşlarım henüz aramadı. Çünkü onlar da tabii ki şaşkınlık içerisindedirler. Kendileri için düşündükleri vardır, aileleri için. Bu zamanı yalnız biz şöyle belirlemiştik. Ben sayın yönetime bunun gerekçelerini sundum raporda. Nasıl uygulayacağımızı sundum. Ve sonrasındaki karşılaşacak muhtemel problem sahalarını da sundum. Bununla yönelik çözüm önerilerimi de sunmuştum. Orada nasıl yapılacak konusunda bu söylediğiniz konu açıklama yapma, kamuoyunu bilgilendirme konusunu da değinmiştik. Ama şu 48 saatlik süre içerisinde şunu gördük. Çok fazla aslında belli noktalardan özellikle tweetlerle, yani sosyal medyalarda değişik asılsız konularla konuyu bir derece böyle başka mecralara çekme eğilimleri oldu. Maalesef sosyal medyanın peşinden de koşabiliyoruz. Biraz da onun önüne geçmek için sizlerle böyle bir programı gerçekleştirdik. Ayrıca çok teşekkür ediyorum tekrar. Tabii birçok soru var akla gelen. Şunu soracağım. Şimdi ligde Trabzonspor ciddi bir puan farkıyla lider. Yani şampiyonluk yarışında tek başına. Gözüküyor. Üç büyükler geride kaldı. Küme düşme hattında ciddi bir mücadele var. Şimdi bu kararı alırken bu etken mi oldu sizin için? Yani dört takım yarışıyor olsaydı, hani Trabzonspor 60 puan, en yakın takipçisi Fenerbahçe 59 puan, Beşiktaş 58 puan, Galatasaray 58 puan falan olsaydı böyle bir tablo, bu kararı alabilir miydiniz? Doğrudan etken değil ama etken olduğu doğru. Dediğim gibi başka gerekçeleri de var. Doğrudan etken değil. Şimdi bu soruyu şöyle cevaplayayım. Bizim şimdi aşağıdan, alt kadrolardan üst lige kazandırdığımız 3 tane arkadaşımız var. Bunlara maç planlarken, biraz da kamuoyu bunu bilsin diye istiyorum. Maç planlarken biraz daha top oynamayı, daha çok top oynamak isteyen takımlar, çok fazla hakemle mücadele içine girmeyen arkadaşlarımızın olduğu takımlar, biraz daha hakeme katkı sunan teknik direktörler ve seyirci gibi maalesef böyle ayrışmalar var. Hani bunun kendileri için açıklamaları olabilir ama biz de bunları da gözlemliyoruz. İlk maçlarda bu hakem arkadaşlarımızın işini biraz kolaylaştırmamız gerekiyor. Çünkü birden zorlu bir sürece atarsanız kaybetme ihtimali de var. Bu geçmişte de yaşandı. O zorlu sürecin içinden çıkmayabilirler. İnanın şu an, yani şu anlara kadar bu haftada bir tane maç böyle çıkmıyordu. O arkadaşlarımızı birincilikte değerlendirerek bekletiyorduk. Bu morallerini de bozuyor. Ya ben hani Süper Lig'e çıktım ama yani hala orada maç yönetecek şansı bulamadım. Bu onda üzüntüye sebep oluyor. Onların mental durumunu da takip etmek zorundayız. Ama bu söylediğiniz dolaylı etken bu. Biraz daha bize fazla maç sağlayabilecek. Biraz da dediğim gibi bundan dolayı bu zamanlama bize dolaylı bir etken oldu. Şimdi hem Süper Lig'de hem birinci ligde hem diğer liglerde çok büyük bir yarış var. Evet. Hani az önce ifade ettiğim gibi Süper Lig'de belki şampiyonluk yarışında Trabzonspor tek başına gidiyor gibi gözüküyor ama neticede her puanın, her golün, çok önemli, her maçın önemi ayrı, değeri ayrı. Kalan haftalar için endişelenmeli miyiz? Çünkü kalan hakemler hem nitelik hem de nicelik olarak size yetecek mi? Kesinlikle endişelenmesin kamuoyu. Bize güvenin, hakemlerimize güvenin. Zaten insani olan hatayı kamuoyu kabul ediyor. Hatayı da bütün arkadaşlarımız da yapıyor. Gördük bu sıradığımız arkadaşımız olan, söylediğiniz arkadaşlarımız, ismini saydığınız arkadaşlarımız da hata yapıyor. En genç arkadaşımız da hata yapıyor. Hatanın kabul edilebilirlik, içselleştirilme oranı fark ediyor. Genç arkadaşlarımıza daha fazla bu toleransı var kamuoyunun. Hatalar, insani hatalar gene olacak, gene olabilir. Biz bunu minimize etmek için zaten çalışıyoruz. Dolayısıyla hiç endişelenecek bir durum yok. Nitelik olarak tabii ki yılda 18.5 maç yöneten en tepedeki arkadaşımla yılda 7.6 maç yöneten alttaki gruptaki arkadaşımın niteliği aynı olmayacaktır. Ama onun tedbirini biz gene aylar önce aldık. Daha fazla maç vererek biraz bu tecrübeli arkadaşlarıma dikkat ederseniz, şu an yollarımızı ayırdığımız arkadaşlara uzun süredir
seyrek maç veriyoruz. Ve zorluk derecesi yüksek olan maçları genç arkadaşlarımızı değerlendirerek onların tecrübe faktörlerini de arttırarak tedbir aldık. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Arkadaşlarımıza güvenilsin. Tabii ki anlayış bekliyoruz. Çünkü yani haftada Süper Lig ve 1. Lig'de toplam 20 tane maç oynanıyor. Evet, 19. 4. hakemleri de sayarsak VAR hakemleriyle, AVAR'ıyla, evet, yönetenlerle birlikte çok ciddi bir sayı gerekiyor, evet, bu maçları tolere kesin edebilmek, evet, için. 1. Lig'de 14 arkadaşımla hakemlik ve VAR kadrolarını artı 4 tane de VAR hakem arkadaşımızla bu zaten şu ana kadar da dikkat ederseniz klasman dışı kalmış arkadaşlarımda seyrek verdiğimiz için zaten bu arkadaşlarımıza döndürüyorduk. Yine o şekilde döndüreceğiz etaplarımızı. 4. hakem olarak alt liglerden görevlendiriyoruz biliyorsunuz. Hem alışsınlar, tecrübe kazansınlar, hakem abilerini seyretsinler, krizleri nasıl yöneteceklerini öğrensinler, kilometrelerini arttırsınlar diye zaten alt ligden veriyoruz. Biraz daha şeyi göreceksiniz önümüzdeki dönemde. B liglerinden 1. liglerde görevlendirilebilecek hakem ve 4. hakemleri. Bir de değinmek istiyorum. 8 Mart'ta kadınlarımızı sembolik olarak görmediniz. Daha fazla aktif olarak göreceksiniz. Zaten sayın yönetimin bir kararı vardı. 2003 yılında en az bir tane kadın hakemimizi sahalarda görmek istiyordu. Bunun da çalışmasını, altyapısını oluşturmak için geldiğimizde bir kadın hakem çalışma grubu oluşturduk. Sadece başında MHK'dan bir üyemiz var. Onun dışında yönetimsel sorunları çözmesi için 3 tane hakem olmayan arkadaşımız, 4 tane de kadın FIFA hakem arkadaşımız. Anadolu'daki kadın hakemlerin sorunlarını ve onları teşvik edici projeleri üretiyorlar. Hem bir yandan da liglerinde görev alıyorlar. Daha fazla görev alacaklar. Sahalarımızda özellikle 1. ligimizde de ve 2. liglerimizde de yakın zamanlarda onları da görerek kadromuzu çeşitlendirmek ve zengin olması gereken yere aslında çekeceğiz. Tabii şimdi bu benim şahsi fikrim. Ben açıkçası yeni jenerasyon hakemlerin eski jenerasyona oranla daha şahsiyetli, daha kişilikli maç yönettiklerini düşünüyorum. Özellikle büyük takımların iç saha maçlarında eskiden hakemler boyun eğerlerdi baskıya. Şimdi artık eskisi kadar yeni jenerasyon hakemler boyun eğmiyorlar. Ha, teknik olarak hatalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama baskıdan daha az etkilendiklerini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Yani eskiden 8 tane oyuncu hakemin üstüne yürürdü. İtip kakardı. İşte itiraz ederdi şiddetli bir şekilde el kol hareketleriyle falan. Hakem de hiçbir şey yapamazdı yakın bir zamana kadar. Kolay kolay kart gösteremezdi. Kolay kolay aleye penaltı veremezdi aleyhine. Şimdi yeni jenerasyon hakemler teknik olarak, hakemlik tekniği olarak hatalar yapsalar da biraz daha ben kişilikli buluyorum şahsen. Katılıyor musunuz buna? Yeni jenerasyonun. Şimdi sadece bir yerine katılamıyorum. Kişilikli ve şahsiyetli konusuna o kavrama katılamıyorum. Çünkü hakemlik yönetici kimliği deriz biz ona. Yönetici kimliğiyle bir eksiklik olabilir. Yani şu anlamda söylüyorum. Anadolu takımları veya daha küçük ölçekli takımlar doğru ifadeyle çok eziliyordu İstanbul'a geldikleri zaman. Şu anda biraz sanki daha gözle görünür bir, bu bir gerçek ama tabii ki genç jenerasyonun eğitim seviyeleri, algıları, verilen eğitimler biraz daha algıları açık, çakraları daha açık, daha fazla. Bu bir gerçek. Zaten kendi çocuklarımızdan biliyoruz. Eğitim çeşitliliği fazla. Dolayısıyla bu bir etkendir. Bir de son dönemlerde dikkat ederseniz eğitim süreçlerimizi biz sadece benim dönemimde değil, önceki dönemlerde de eğitim süreçlerini oldukça biz kendimiz eleştirdik. Gelen yabancı danışmanları da zorladık. Bir dakika, siz bize devamlı bu eğitimleri veriyorsunuz ama bunda bir yanlışlık var veya bir eksiklik var diye devamlı sorguladık. Biz de bunu yapıyoruz. Eğitimin çeşitliliği arttı. Şu an mesela siz sanıyorum bunu bilmiyor olabilirsiniz. VAR odasına girecek arkadaşlarım son 7 haftadır sınavdan geçiyorlar. Yani VAR odasında görev alman için hafta sonu, hafta içindeki 4 tane klipten 3 tanesini doğru cevaplaman gerekiyor 2 dakika içerisinde. O 100 üzerinden 75 alamıyorsa kusura bakma sen bu eğitimi tamamlamadan VAR odasında sana görev veremeyeceğiz dedik. Tabii çok fazla 11 hafta, 12. 7, 7, işte 30, 38,
42'ye yakın sanıyorum. Bir klip gördüler. Bazı zaman 2 klip, bazı zaman 4 klip yolladık. Dolayısıyla hani 40'ın üzerinde bu kliple görsel hafızaları zenginleşti. Bundan dolayı belki bunu sadece örnek olarak söylüyorum. Bu eğitim çeşitliliğinden dolayı genç arkadaşlarımızın biraz daha fazla rahat, objektif karar verebilme şeyi olabilir, belirtisi olabilir. Bunun yanında sadece hakemle bağlantılı değil. Sizlerin yaptığı yayınların teknolojinin artması, kameraların artması, her şey biraz daha fazla görünür hale getirdi. Sosyal medya var. Biraz daha fazla sorgulanmaya başladık. Daha fazla sorgulunca daha fazla dikkat etmeye başlıyorsunuz. Hakemlik kişiliğinize kadar geliyor. Yani dolayısıyla hakemin zor bir iş hakemlik. Tabii ki. Yani çünkü kimseyi mutlu etmek söz konusu değil. Bir taraf mutsuz oluyor en azından. Ama hakemlerin işte öyle bir şey ki hakimlik gibi yani bu kuralları, saha içindeki hukuku uygulaması, kimseyi mutlu etme kaygısı olmadan evet, bunu yapabiliyor olması lazım. O açıdan bakınca hani kamuoyunun geneli, popüler kulüpler, beklentiler farklı. Açıkçası zor bir iş, bunu kabul ediyorum. Evet. Yani ama hakemlerin öyle bir misyonu yok. Kimsenin mutlu olması gibi bir sorumluluğu yok. Tabii hakemleri bizim iç dünyasında neler yaşadığını bir kendileri biliyor, biz biliyoruz. Onların aslında ne kadar iyi duygularla, temiz duygularla maça çıkıp maçın sonunda nasıl bir ruh haliyle günler geçirdiklerini hakem olan bilebiliyor. Onları bir yerde mental olarak desteklemek çok zor oluyor. Kamuoyunun beklentisi hep doğru, adaletli olduğunu, o adaletli kararlar görmekle beraber bizim milletimize özgü bir hasretimiz var. Yolda yaya olarak yürüyoruz ama yaya geçidinden geçmeyip otobüsün veya arabanın yolundan karşıya geçerken otobüsün şoförünün bize kızmasına, el kol hareketi yapmasına yaya olarak hayıflanıyoruz ama şoför koltuğuna geçince de yaya kızıyoruz. Veya hani demokrasi çok güzel bir şey ama benim partim iktidar olsun anlayışı da biraz şey. Herkesin evladı evlat, kimseye ayrıcalık istemeyiz deyip askere giderken işte benim çocuk şuraya gitsin veya işte şurada işe girecek. Acaba benim çocuğa bir ayrıcalık tanır mısınız? Böyle hasretlerimiz de var. Tabii bunun için kimseyi de suçlayamayız. Yaşanmış tecrübeler olabilir vesaire. İnsan, bu sistemsel bozukluktan da kaynaklanabilir. Dediğim gibi zaten hani bu adaleti, kamuoyu vicdanı rahatlatılması konusuyla ilgili biz de sistem üzerine yoğunlaşıp sistemsel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Peki VARS uygulamasıyla ilgili biraz konuşalım. Evet. Şimdi bu hakikaten futbola çok şey kattı bence. Tartışılıyor, eleştiriliyor belki bazı konularda ama bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu doğru uyguluyor muyuz? İlk iki sene özellikle bayağı bir bocaladık. Çok vara gidiliyordu, az gidiliyordu falan derken şimdi sanki bu sene biraz daha iyi uygulanıyormuş gibi geliyor bana. Ama yine de eksiklerimiz var. Evet. Yani standart konusunda eksiklerimiz var. Hangi pozisyonlarda vara gidiliyor, hangi pozisyonlarda var çağırıyor gibi bazı standartsızlıklar var. Buna evet, katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Katılamadığım kısımları açıklamaya çalışacağım. Gerekçelerini. Şimdi teknolojik olarak çok iyi bir VAR teknolojisine sahibiz. Çok cidden çok güzel bir yatırım yapılmış durumda. Ve sık sık biz sizin VAR teknolojisini kullanabilir miyiz diye davet, teklif alıyoruz. Ve yönetime sunup onay veriyoruz. Bu gurur verici bir şey ülkemiz adına. Tabii bu teknolojiyi kullanan bir insan. İnsanın eğitimi de bir süreç gerektiriyor. VAR'a son 4 yıldır biz dünyamıza girdi. Son 2 yılda, ilk 2 yılı biraz sancılı geçti. Orada biraz öğrenme aşaması oldu. Bir VAR çizgisi var. O VAR çizgisini de yazanlar aslında insanlar. Ki Sayın David Eller'i biliyorsunuz, konseptin sahibi. Dolayısıyla bir çizgi çizdiler. Biz de o zaman için, o zamanki yöneticiler bu çizgiye muhafaza etmek istediler ama kamuoyu beklentisi, maçlarda yaşanan o kadar çeşitli pozisyon var ki işte inceliyoruz, görüyorsunuz. Hiçbir pozisyon birbirine benzemiyor. O çizgi bazen yukarı bazen aşağı indi. Tabii oradaki dalgalanma herkesi rahatsız etti. Bunu belki o zaman için doğru bir karardı. Saygı duymak gerekir. O çizgiyi aşağıya veya yukarı çekmek. Ancak oradaki o derinlik arttığı zaman kamuoyu şöyle düşünüyor. Acaba takımına göre mi, kişiye göre mi diyor. Bu bize zarar veriyor. Biz de göreve geldiğimizde bunu gördüğümüz şu 4 yıllık süreci bir VAR kayıtlarını derinlemesine VAR sorumlusu arkadaşlarımız ve kurulla inceledik. Yapılan hataları kategorize ettik.
Öncelikle bu kategorizide etmede neleri yanlış yapıyoruz, kamuoyu neleri rahatsız etti, çizgimiz nerede olmalı konusuna tespitten sonra arkadaşımızı, var sorumlusunu, çizgimiz sensin, asla ve asla bu çizgiden şaşmayacaksın. Biz şaşmaya başlarsak bizi uyaracaksın. Çünkü pozisyondan pozisyona siz farklı bir şey söylüyorsunuz, ben farklı bir şey söylüyorum. O yüzden çizgiyi muhafaza edeceğiz dedik. Tabii yine dediğim gibi süreç, bu bahsettiğim eğitimlerin dışında sık sık biz Riva'da var hakemlerimizi, odaya giren hakemlerimizi topluyoruz ve orada şey yapıyoruz, eğitim veriyoruz, ilave eğitimler. O yüzden biraz bu standardın daha memnun olur hale geldi ama tabii ki ideal değil. Bu arada yine son dönemlerde şahit oluyorsunuz. Yine yönetim kurulumuzun, sağ olsunlar, bu konuda bize destek oldular. Var odasına biz fazladan bir çok fazla yetki vermediğimiz, sadece odanın havasını teneffüs etsin, izlesin, alışsın diye, staj yapsın diye bir Avar 2 arkadaşımızı atayıp odaya girmesini sağladık. Bu arkadaşlarımız önümüzdeki sene birincilikte Var veya Avar olarak görev yapacak arkadaşlarımız. Yabancı hakem konusu için ne düşünüyorsunuz? Şiddetle karşı mısınız? Yabancı hakem konusunda ülkemde tabii ki bir Türk insanı olarak karşı. Yabancı teknik direktör geliyor, yabancı futbolcu geliyor, yabancı hakem gelemez. Bir tercihtir yabancı teknik direktör. Ancak ben yine de Türk teknik direktörü, Türk antrenörü tercih ederim. Çünkü 80 milyonluk çok büyük bir devletiz biz. Köklerimiz uzun uzun yıllara dayanıyor. İnsan kaynağıyla ilgili hiçbir sıkıntımız olmamış, nitelik ve nicelik açısından. Yıllarca savaşlara girmiş çıkmışız. Çok kayıplar vermişiz ama küllerimizden doğmuşuz. Bu kadar insanın olduğu yerde hakem, teknik direktör, futbolcu olmaması, dışarıdan bir beklenti içine girilmesi. Ben kişisel olarak söylüyorum, şahsi görüşüm çok taraftar değil. Peki şunu da soracağım. Profesyonel hakemlikle ilgili, hani şimdi hakemlerimizin bir mesleği var hepsinin. Evet. Hepsi de yüksek tahsil görmüş genellikle insanlardan oluşuyor. Fakat şimdi Almanya'da, İngiltere'de 5 büyüklük bunlara baktığımız zaman hakemlerin aldıkları ücretler çok ciddi. Evet. Bizden çok daha üst düzeyde kazandıkları para. Evet. Bununla ilgili bizde de tartışılıyor. Hakemler sanki çok para alıyormuş gibi bir algı var. Ama belki toplumun genelinden daha fazla tabii ki kazanıyorlardı. Ama Avrupa ile kıyaslayınca çok ciddi farklar var. Profesyonel hakemlik için veya yarı profesyonel hakemlik için ne düşünüyorsunuz? Profesyonel hakemlik dünyada, siz de iyi biliyorsunuz, denendi. Aslında sosyoekonomik olarak çok gelişmiş ülkeler bile zorlandı uygulamakta. Sadece onun profesyonel olarak istihdam edilmesi aslında hani bir işletme mantığıyla çok şey gelmedi. Karlı bir iş olarak gelmedi. Yarı profesyonel hakemlik birçok ülkede uygulanıyor. Bize de aslında millet olarak uygun olan yarı profesyonellik. Keşke tüm şartlar uygun olsa da profesyonel hakemlik olsa, ona taraftarım. Ancak herkese aynı sözleşme, herkese aynı şartların sağlanmasına çok taraftar değilim. Zaten önümüzdeki günlerde çalışmamızı tamamlayacağız ve yeni yıla yönetim kurulundan onay aldığımız takdirde sözleşmelerimizde şöyle bir şart getireceğiz. Hakemlerimiz, profesyonel hakemlerimiz bir standart maaş alacaklar, ancak performansa dayalı prim alacaklar. Yani herkes her maçtan aynı ücreti almayacak, daha yüksek oranlarda performansa dayalı, zorluğa dayalı bir ücretlendirme prim usulüne geçeceğiz. Bu rekabeti arttırır. Rekabet ortamı iyidir. İnsanları sıcak tutar. Dolayısıyla bu da sisteme kazandırır. Dolayısıyla karşı değilim, taraftarım da. Ama kendi bünyemize uygun, şartlarımıza, tabii ekonomimize de uygun. Uygun bir şekilde olursa taraftarım. Peki şimdi son soru şu. Kalan haftalarda yapılan bu radikal operasyonun maç yönetecek hakemleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Olumlu mu, olumsuz mu o anlamda? Yani daha mı böyle özgürce, cesurca, özgüvenli bir şekilde mi yönetecekler size göre maçları? Yoksa daha fazla baskı mı hissedecekler? Tabii bunu şu anda konuşmak için erken, yaşandıkça göreceğiz ama sizin öngörünüz nedir? Genellikle biz sonuçtan giden bir toplumuz. Sonuçlara bakarız. Sonuç kötü olduğu zaman işte biz söylemiştik gibi olur. Böyle bir şey temenni etmiyoruz. Ben eminim, tabii ki insanız. Hepimiz etkileniyoruz. Arkadaşlarımızın da bundan etkilenmedi desem doğru olmaz. Onlara o mental desteği tabii ki bu süreçte vereceğiz. Ben herhangi bir olumsuzluk yaşayacaklarını hiç düşünmüyorum. Güveniyorum tecrübelerine,
güçlerine, mental güçlerine güveniyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımıza hiç düşünmüyorum, aklıma bile getirmiyorum, onlara güveniyorum. Şu topun oyunda kalma süresini nasıl arttırabiliriz, onu soracağım. Yani mesela evet, bir Göztepe Galatasaray maçıydı sanıyorum, yani 20 dakika Varda geçmiş sadece. Evet. Bu keşke bunlardan hani kişiler üzerinde mecburen gündemden dolayı konuşmak zorunda kaldık ama sistem üzerinden konuşmayı tercih ederim demiştim başlangıçta. Biz devre arasında çok değerli bir çalışma grubu var. Futbol Hakemliği Sistemi Çalışma Grubu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanları ve temsilcileri katılıyorlar. Çok keyifli geçiyor. Yani çok ciddi bir eksiklik. Lütfen evet, ben kendim bir televizyoncu veya bir işte yorumcu, gazeteci gözüyle değil de bir futbol sever gözüyle sizden Merkez Hakem Komitesi Başkanı olarak rica ediyorum. Evet. Türkiye'de oyun çok fazla duruyor. Fazla duruyor, haklısınız. Lütfen yani hakemler de bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapsınlar. Yere yatan kalkmıyor. Oyun sürekli duruyor. Oyun işte yavaşlıyor. Yani bu önemli bir konu. Evet. Futbolumuz daha akıcı olması lazım. Bu çalışma sistemi grubunda ben bunu kendimize hedefledim. 4 tane hedef verdim. Bir tanesi de buydu. Sayın kulüp başkanlarımız, işte Kulüpler Birliği başkanlarımız, siz bana bir hedef verin ama ölçülebilir bir hedef verin deyip kendim verdim. Birinci ligin birinci yarının ortalaması Süper Lig'de 52 dakika 34 saniye topun oyunda kalma süresi. Son derece düşük. Almanya, İngiltere, işte Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, elit futbolun oynandığı ülkelere baktığımız zaman ciddi anlamda 8 dakika 10 dakikaya kadar varan farklar var. Doğrudan hakemin yapabileceği, arttırabileceği bir konu değil. Oyuncunun yerde yatması, onu kendi lehine kullanması, onun futbol anlayışıyla veya beklentileriyle ilgili. Ama biz ne yapabiliriz dedik. Bunu nasıl yukarıya 1,5 dakika en azından başlangıçta arttırabiliriz dedik. Hakemlerimize dedik ki mesela uzak bölgede sakatlanan arkadaşımız için yanına gidip doktoru çağırma. Hemen daha koşarken doktoru içeri davet et. İşte taç atışlarında işte bazen oradan değildi buradaydı falan. Hızlandırmak yani için tedbirler alın. Hakikaten çözmek kolay olmadığını kolay biliyorum ama neticede ne yapılması gerektiğini siz daha iyi bilirsiniz. Yani sürekli dediğiniz gibi sağlık görevlileri elinde sedyeyle giriyor. Sürekli yerde kıvranan birisi, başında 3-5 kişi. 5 dakika sonra aynı senaryo. Süper Lig'de de böyle, birincilikte de böyle. Yani oyun çok fazla duruyor efendim. Evet. Bir akademisyen grubumuza ben bu konunun görevini verdim. Arkadaşlardan rica ettim. Lütfen dedim dünyadaki literatürü araştırın. Şey var mı? Oyunda, o topun oyunda kalma süresini bilimsel gerekçelerle kanıtlamış unsurları tespit etmişler mi diye. Hiçbir çalışma yok. Aslında bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza iyi bir kaynak olur bu. İnşallah çalışır, bu unsurları verirlerse bizim tespitlerimize de katkı sağlarlar ama öncelikli hedeflerimizin arasında bunu sizlere bildirebilirim. Teşekkür ediyorum Ferhat Bey. Konuk oldunuz. Cevap verdiniz merak edilen sorulara. Ümit ediyorum ki kamuoyu da tatmin olmuştur verdiğiniz cevaplarla diyelim. Teşekkürler. Sizin sormadığınız bir soruyu da söyleyerek bitirmek hangisi isterim müsaadenizle. Çok merak edilen akrabalık sistemi. Bu önemli bir konu. Yani babadan oğula geçen hakemlik konusu mu? Babadan oğula eş dost ilişkileri artık buna hani bu... Bence artık o bir kriter olmaktan kalktığını düşündüğüm için sormadım. Anladım ama kamuoyu merak ediyor. Müsaadenizle ben ona da açıklık getireyim. Biz bunu uygulamaya başlamıştık zaten alt liglerde. 98 tane gözlemci hocamızla çocukları hakem veya birinci derece yakınları ve işte baba oğul olan hocalarımıza görev vermemeyi tercih ettik ve yollarımızı ayırdık. Şu anda da bu klasman belirlemede de bu da bir unsurdu, bunu da söyleyeyim. Şu an için biz tespit edebildiğimiz kadarıyla buna ihtiyacımız vardı. Bu çok bizi yıpratıyordu. Kendilerinden böyle bir anlayış pek çoğu da babaları... Hocalarımız bizim aradı. Ben çocuğumun bu konuyla yıpranmasını istemiyorum. Ben görevimden fedakarlık ediyorum dedi. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bir kararı verirken yöneticinin aslında ilk önce bunu çok içselleştirmesi ve çok inanması gerekiyor. Göreve başladığımda bu konu söylenmişti. Akrabalık sistemiyle ilgili biz kesin kararlıyız. Bu konuyla ilgili kararımız var. Kamuoyunun da beklentisi var dendiğinde ben şöyle demiştim. Lütfen bana müsaade edin, ben bunu kendim araştırmak istiyorum diye. Hiç kimsenin haberi olmadan tamamen tesadüfen çoğunlukla Anadolu'dan 20 tane il hakemi ve bölgesel seviyedeki çok tecrübesiz ve çok tecrübeli iki arkadaş olmak üzere 20'ye yakın arkadaşımla telefon görüşmesi yaptım. Tabii kimini pazarda yakaladım, kimini soyunma odasında çıkmış yakaladım, kimini yolda, heyecanlandılar. Kendimi tanıttım, inandırdım, o buzları erittikten sonra 3 tane soru sordum. Kendi bölgenizde atamalarla ilgili. Efendim toparlarsanız çünkü 56 geçiyor şu anda. Evet, saat hemen bitiriyorum. Neler düşünüyorsunuz? Eğitim sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? En sonunda akrabalık sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Hep bir kişi hariç şöyle söyledi. Geç bile kaldınız dediler. Çok yani zaten bence bunu konuşmak bile yanlış. Yani yani kamuoyunun da buna neticede böyle bir şey yok. Yani genetik olarak bulaşan bir şey değil yani bu. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Bundan sonraki haftalarda ümit ediyorum ki yaptığınız bu radikal aldığınız kararlar Türk futboluna olumlu yansır. Tartışmalar büyük ölçüde sona erer diye temenni edelim. Teşekkürler tekrar. Değerli izleyiciler, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'na merak edilenleri sorduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.